Ne oldu? Galeriye gidelim. Kafayı yiyeceğim ama ha. Ne oluyor abi? Abi bir şeyler oluyor ama. Bildiğin korku filmine döndü bu iş ya. Hadi. Geç geç sen geç. Biri bana tercüme edebilir mi bu olanları? Biri kalktı, durup dururken koskoca cinayeti üstlendi. Yani piyangodan suçu devraldı. İlk bak bana doğruyu söyle. Sen ayarladın değil mi adamı? Oğlum sen manyak mısın? Kim kimin için onca sene yatar ha? Yani kusura bakma ama ben para burada. Bir adama borcu varmış. 2 yıl ödememiş. Adam da bunu gebertmiş. Ya bir de ben gömdüm demiş. Gerçekten delireceğim. Yani sanki ben yapmadım da hayal gücümün bir oyunu bütün olanlar. Hayır. Ortada bir ceset yokken hangi manyak gelir de bir cinayeti üstlenir ya? Bu fatura er geç bize kesilecek ama bakalım nerede ve ne zaman. Her şey yolunda gitti mi? Tereyağından kıl çeker gibi. Eray'ı hemen sorguya aldılar. Yiğit'i de saldılar. Güzel. Bundan sonra Yiğit sonsuza dek bana bağlı kalacak. Mükemmel bir eleman kazandırdın bize. Ben de ilk celsede cezai ehliyeti olmadığına dair raporu mahkemeye sunup Eray'ı dışarı çıkartırım. Raporu hazırlatıyorum. Tamam. Bu iş de kapandı. Aferin Sarp. İyi iş çıkarttın. Vay 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 şunlara bak. Körün istediği bir göz, Allah verdiği 2 göz. Bunlar beklediğimden de müthiş oldu. Aferin be Zafer oğlum, aferin. Dile benden ne dilersin. Sağlığın abicim. Eğer sana faydamız olduysa ne mutlu bize. Daha ne olsun be, daha ne olsun. Bunlarla hepsini içeri tıktıracağım. Açılış yapacaklarmış. Açılışa emniyeti de çağıracağız mecburen. Vay, torun da geliyor ya, Sadullah abi. Utanmıyorsun değil mi bir de bu halde sokaklarda dolaşmaya? Rezilliğinizi bir tef çalıp duyurmadığınız kaldı. İnsan utanır be. Bak, sokağa çıkma bu halde. Benim başım belaya sokma. Beni sokağa atan sensin baba, unuttun mu? Kübra. Ne Kübra? Ne Kübra ya baba? Sen daha ne anlatıyorsun bana? Benim bu yaşadıklarımın sorumlusu sadece sensin. Ya senin yüzünden benim çocuğumun babası istemiyor çocuğumu. Çünkü ben senin kızınım diye. Akılsız, sen benim kızımsın diye Yiğit sana yanaştı zaten. O çocuğun varlık sebebi, Yiğit'in bana olan kini. O kadar kötüsün ki sen. Sen o kadar kötü bir insansın ki baba. İnsanlar seni üzmek için beni kullanıyor. Beni bırak, kendi çocuklarını harcıyor. Sen kaybettin baba. Sen işini kaybettin. Sen itibarını kaybettin. Çok umurunda olmasa da sen beni kaybettin. Ne olacak? Ben çocuğum doğunca Yiğit'le bir yuva kuracağım baba. Sen ne yapacaksın onu düşün. Sen o evinde oturup tek başına ölmeyi bekleyeceksin be. Yapayalnız ölmeyi bekleyeceksin baba sen. Hiç boşuna heveslenme. Çocuğun doğduğunda babası zaten hapsi boylamış olacak. Sen de bebenle görüş gününe gidersin artık. Ne diyorsun ya? Son kozumu oynamadım daha. Hepiniz göreceksiniz. Göreceksiniz. Burnunuzdan fitil fitil getireceğim hepinizi. Yiğit gelmeden halledelim de son halini görsün. Açmıyor ki oğlum herif telefonunu. Yiğit nerede? İşi vardı, hayır ne oldu? Tamam buldum onu hemen, konuşmam lazım. Ne oldu ki? Babamla karşılaştım şimdi. Tehdit etti, ya belli ki aklında bir şey var. Yiğit hapse girer falan dedi, anlamadım. Ya yok. Baban çok sinirli şimdi senin. E sen gittin, biz burayı açıyoruz.
Öyle işte, sinirden esiyor, gürlüyor. Selim, babamı tanıyorum. Bir şey yapacağım derse yapar. Daha son elime oynamadım dedi. Yani ya bir planı var ya da bir kozu var. Hadi. Ulaşılamıyor ki beyimize. Ender. Ya sen şu galeriye gidip bir baksana. Hadi. Oradaysa bir gelsin de kafa kafaya konuşalım bir. Geç istersen Kübra. Geç. Yok. Eve gideyim ben ama dikkat edin, tamam mı? Ben bir şey olursa söylerim. Bu fotoğrafları burnumuzun dibinden kim cesaret eder böyle bir şeye? Ya da kim aldırır? Sadullah tabii. Benim zaten bir süredir midemi bulandıran şeyler var Nihat abi. Hala sözü geçen adamları var içimizde. Hemen git çöz o zaman bu meseleyi. Hem o fotoğraflar Yiğit'in hayatını bitirir. Hemen git neredeyse bul. Sonra cezasını keseriz yediyse. Emredersin abi. Ya Sadullah boş boş konuşuyor. Kübra da malum ilgi çekmek için bunları diyor. Abi, ya sen bu Sadullah'ı neden bu kadar hafife alıyorsun ki? Tamam herifin dükkanını aldın elinden ama o da boş durmayacak. Eski kurt sonuçta. Adamın zulasında sana zarar verecek bir şey olmasa niye atıp tutsun ki? Abi bizim Kadir olayını öğrenmiş olmasın? Ya saçmalama lan, nereden öğrenecek? Ya manyak manyak şeyler olmaya başladı abi. Birileri suçu üstüne alıyor. Ceset çalınmaları falan. Ya Sadullah'ın elinde beni gömecek bir koz olsa bir dakika bile beklemez kullanır. O yüzden dert edecek bir şey yok ya. Baktım yukarıda bir şey yok. Ben de bulamadım. Bir de salona girip bakalım. Nereye koydu lan bu herif bunları? Yeter, ben kaçtım. Zorla getirdiniz beni zaten. Nereye ya? Dur iki dakika. Bu çocuk benim için ne badireler atlattı biliyorsun. Güzel günde yanında olacağız tabii. Dur şurada iki dakika Sibel, lütfen. Tamam. Herkese teşekkürler geldiğiniz için. Böyle bir dükkan açmak hep annemle babamın hayaliydi. Keşke onlar da şu an yanımızda olsaydılar. Ama eminim... Babam şu an bizi izliyordur. Babam.
Sen kimsin? Benim dükkanımla hava atıyorsun bana. Şimdi görürsün sen. Halimize ve hepimize hayırlı olsun. Nereye gider lan bunlar? Olur lan bunları. Allah Allah. Ulan. Ulan Allah kahretsin. Şerefsiz. Ulan şerefsiz. Yüzüne bak. Baba dur, ne yapıyorsun? O gün beni öldürmemen kötü oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.